İnsanlık tarihinde birçok savaş yaşanmıştır. Fakat öyle savaşlar ve isyanlar var ki çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. Bu ölümler birçok acıyı da beraberinde getirmiştir. Üçüncü Dünya Savaşı'nın konuşulduğu bu günlerde dünyanın en kanlı 11 savaşını sizler için derledik. Bazılarında ülkemizin de dolaylı veya dolaysız olarak yer aldığı dünyanın en kanlı 11 savaşı. Kore Savaşı, tahmini kayıp 3 milyon insan. Soğuk Savaş'ın ilk sıcak çatışması olmuştur. Savaş, ABD ve müttefiklerinin daha sonra da Çin'in müdahalesiyle uluslararası bir boyut kazanmıştır. Kore Savaşı sonunda Kore'nin bölünmüşlüğü korunmuş ve bugüne kadar gelen birçok sorun miras kalmıştır. Savaş 1953 yılında fiilen bitmesine rağmen 2009'da Güney Kore ve Kuzey Kore arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına kadar resmen devam etmiştir. Türkiye, Meclis'in 30 Haziran 1950 tarihli oturumunda verilen karar çerçevesinde Kore'ye asker gönderdi. Kore'ye asker gönderme fikri, hali hazırdaki hükümetin politikası gereği artan Sovyet-Rusya tehdidine karşı NATO'ya üye olabilmek için bir fırsat olarak görüldü. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı Komutası'ndaki 259 subay, 18 askeri memur, 4 sivil memur, 395 as subay, 4414 erbaş ve er olmak üzere 5090 kişilik 1. Türk Tugayı 17 Eylül 1950'de İskenderun Limanı'ndan hareket ederek Kore'ye gitti. 12 Ekim 1950'de öncü takım Busan Limanı'na ulaştı ve 17 Ekim'de ana birliği de Busan'dan karaya çıktı. Savaşın başından Temmuz 1953'teki ateşkese kadar geçen sürede toplam 14.936 Türk askeri Kore'de görev aldı. Bunların 721'i yaşamını yitirdi, 175'i kayboldu, 234'ü esir düştü ve 2147'si yaralandı. Böylelikle Türkiye %22'lik zayiat oranına ulaştı ve bu bakımdan ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Kore Savaşı sonucunda Kuzey Kore, Çin ile Batı bloku arasında tampon bölge haline geldi. Savaştan yine en çok Koreliler zarar çıktı. Kore yakılıp yıkıldı. Yaklaşık olarak 3 milyon insan öldü. Bunlardan yaklaşık 36 bini Amerikan askerinden, 600 bini Koreli askerlerden ve 500 bini Çinli askerlerden oluşmaktadır. Kongo Savaşı, tahmini kayıp 5 milyon. Güneydoğu Kongo'da yaşayan Tutsiler hükümetin politikalarına karşı baş kaldırıp ülke içinde iç karışıklık ve kargaşa çıkarmışlardır. Ülkede hızla ilerleyen iç karışıklıkla beraber Kongo Başkanı Kabila, radyoyla tüm halka seslenmiş ve Tutsilerin görüldükleri yerde öldürülmelerini istemiştir. Ruanda Tutsileri desteklemiş ve ülke topraklarına göz dikmiştir. Tutsilere Burundi ve Uganda'da destek verince ülke başkanı benzer bir taktikle Angola, Namibya, Zimbabwe, Mali, Libya, Çad ülkelerini ikna edip yanında savaşa sokmuştur. Savaş sonucunda ülke 3 parçaya bölünmüş. 5 milyondan fazla kişi ölmüştür. Kaliba'da savaş sırasında suikasta uğramıştır. Çocuklar zorla savaştırılmış, yoğun tecavüz ve cinayet, yağma vakaları yaşanmıştır. Napolyon Savaşları, tahmini kayıp 6 milyon insan. Fiziksel özelliklerine dair boyu da kısaymış gibi şehir efsaneleri bir yana, hakkında söylenenler büyük çoğunluğu doğru. Daha net bir ifadeyle Napolyon, genç yaşında elde ettiği askeri başarıların tamamını stratejik düşünmeye borçludur. Tarihin gördüğü büyük savaş dehalarından biri olan Fransız komutan bu savaşlarda çok kan döktü. Başlangıç tarihi konusunda konunun uzmanlarının bir türlü uzlaşamadığı Napolyon Savaşları, dünyanın en kanlı savaşlarından biri olarak tarihin sayfalarına not olarak düştü. Yaklaşık 15 yıl sürdüğü ifade edilen savaş 1815 yılında sona erdiğinde arkasında 5-6 milyon civarında ölü bıraktı. 30 Yıl Savaşları, tahmini kayıp 8 milyon insan. 30 Yıl Savaşları 1618 ile 1648 yılları arasında Orta Avrupa'da yapılan ve Avrupa devletlerinin çoğunun katıldığı savaşlar dizisidir. Avrupa tarihinin en uzun ve yıkıcı savaşlarından birisidir.
Başlarda Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunu oluşturan Protestan ve Katolik şehir devletleri arasındayken zamanla Avrupa'nın büyük güçlerinin çoğunun dahil olduğu daha geniş bir çatışmaya dönüştü. Savaş, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu kendi etki alanındaki dini istikrarı empoze etmeye çalışmasıyla başladı. Savaşlarda ve savaşla beraber gelen kıtlık ve salgın hastalıklarda yüz binlerce insan öldü. Burada savaşan devletlerin kiraladığı paralı askerlerin yaptığı yağmanın yol açtığı yıkımın büyük bir rolü var. Savaşta en çok zararı Almanya gördü. 16. yüzyılda Avrupa'nın gelişmiş bir bölgesi olan Almanya'dan 17. yüzyıldan 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar sürecek olan bir gerileme ve yerellik başladı. 30 yıl savaşının en önemli siyasal sonucu Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun feodal bir karmaşaya sürüklenmesiyle Fransa'nın kıta Avrupa'sında en güçlü devlet olarak ortaya çıkmasıdır. 19. yüzyılda Almanya İmparatorluğu kuruluncaya kadar Avrupa siyaseti Almanya'nın bölünmüşlüğü ve Avrupa'nın üstünlüğü çerçevesinde dönecektir. Roma Cermen İmparatorluğu'ndan başka İspanya Habsburgları da gerileme sürecine girmişti. 60 yıldır İspanya egemenliği altında olan Portekiz 1640'da bağımsız olmuştu. Tahmini kayıp 8 milyon insan olarak kayıtlara geçmiştir. 30 yıl savaşı Avrupa'nın gördüğü en büyük din savaşıdır. Rus İç Savaşı, tahmini kayıp 9 milyon insan. Rus İç Savaşı, Çarlık Rusyası'nın yıkılmasından sonra komünist yanlısı Kızıl Ordu ile monarşi yanlısı Beyaz Ordu arasında yaşanan iç savaştır. İki taraftan toplamda 3 milyona yakın kişi hayatını kaybetmiş ve milyonlarca sivil de savaştan etkilenmiştir. İç savaşı komünistler kazanmış ve SSCB kurulmuştur. Vladimir Lenin ise SSCB'nin ilk devlet başkanı seçilmiştir. 5 yıl süren bu savaşta tahmini kayıp 9 milyon insan olmuştur. Dungan İsyanı, tahmini kayıp 12 milyon insan. Dunganlar kimdir denildiğinde birçoğumuzun vereceği bir cevap yoktur aslında. Oysa onlar Avrasya'nın en ilginç topluluklarındandır. Babaları Arap, anneleri Çinli olan Dunganlar bugün fazla bilinmeseler de Sovyet döneminde inançlarından taviz vermeden yaşamayı bilen bir halktır. Çinli Müslümanlar olan Dunganlar Kırgızistan'ın Çin sınırına yakın bölgelerinde yaşarlar. 1862-1877 yılları arasında yapılan bu ayaklanmanın liderliğini Yakup Bey üstlenmiştir. Qin hanedanlığı ise Müslümanlara karşı Zhou Zongtang'ı göndermiştir. Müslümanların Çin'de hızla yayılması birçok kişiyi rahatsız etmiştir. Hanedanlık, Müslümanların uyguladığı kurban kesimi, yeni camilerin yapımı, hacca gitmeyi ve daha birçok dini ritüelleri yasaklamıştır. Hanedan 1862'de Müslümanların üzerine silahlı birlikler yollamıştır. Müslümanlar ise kendini savunmak için karşı atağa geçmişlerdir. Müslümanlar ilk olarak Gans'ı ve Sincan'ı ele geçirmişlerdir. Kuraklığın yaygınlaşmasıyla birlikte 1870 yılında Zhuo askerlerinin sıhhatini düşünerek ordusuyla Huanlong'a saldırmıştır. Savaş hızla yayılarak Kaşgar önlerine kadar ulaşmıştır. Kohan hanedanlığı Müslümanlara destek olmuşsa da savaş kazanılamamış ve Qin hanedanlığı galip gelmiştir. Yakup Bey'in ölümü konusunda bazı rivayetler bulunmaktadır. Kimileri hastalıktan, kimileri ise Qin hanedanlığının zehirlemesi sonucu hayatını kaybettiğini savunmaktadır. Dungan halkı yenilginin ardından Rusya, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelere göç etmişlerdir. İsyan sırasında 1 milyon Pantay halkı, 3 milyon Dungan ve 5 milyon Guizhou halkı öldürülmüştür. Yapılan savaşta karşılıklı ölü bilançosuysa 12 milyona tekabül etmiştir. Dungan isyanı tarihin en kanlı çatışmalarından biri olarak tarihe geçmiştir. 1. Dünya Savaşı, tahmini kayıp 18 milyon insan. Avrupa ve Asya'da devletler arası dengeler bozulmuş. Osmanlı, Avusturya-Macar İmparatorluğu ve Rusya tarihe karışmış ve ardından Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan kurulmuştur. Yenilen devletlerin imzaladığı ağır anlaşmalar 2. Dünya Savaşı'na ortam hazırlayacaktı. Sömürgecilik isim değiştirerek mandacılık adı altında devam etti. Osmanlı Devleti parçalanmış, Hristiyan azınlıktan sonra Müslüman Araplar da bağımsızlıklarını ilan etmişti. ABD bu savaştan sonra Avrupa politikasına karışmaya başladı. Almanya Versay Anlaşması, Avusturya Saint-Germain Anlaşması, Macaristan Rianon Anlaşması, Bulgaristan Nöy Anlaşması, Osmanlı Devleti de Serv Anlaşması'yla zor durumda bırakılmıştı. Toplam kayıp 15-18 milyon insan olarak tarihin kara sayfalarında yer almıştır. Ming Hanedanlığı'nın Qin Hanedanlığı'nı fethi, tahmini kayıp 25 milyon insan.
Lee Zinhe'nin liderliğindeki köylü isyancıları ordusunun 1644 yılında Ming Hanedanı'nı devirmesi ve Ming Hanedanı'nın son imparatoru olan Chongzhen'in intihar etmesinden yararlanan Qing ordusu Mançurya'dan yola çıkıp Çin Seddi'nin önemli geçitlerinden Shanhai Guan'ı aşarak ülkenin iç kesimine girdi. 1616 ile 1662 yılları arasında Çin'de bulunan Qing Hanedanlığı ile Ming Hanedanlığı arasında yapılan savaşta 25 milyon insan hayatını kaybetmiştir. Köylü isyancıların ordusunu yenerek Beijing'i başkent yapan Qing Hanedanı, daha sonra ülkenin dört ucunda yaşanan köylü ayaklanmalarını bastırdı. Güneye kaçan Ming Hanedanı'nın kalan güçlerini yok etti ve Çin'i adım adım birleştirdi. Taiping isyanı, tahmini kayıp 30 milyon insan. Dünya tarihinin en kanlı isyanlarından biri olarak kabul edilen ve 25-30 milyon arasında insanın hayatına mal olan Taiping ayaklanması, Çin'in en kanlı devrimi olarak tarihe geçmiştir. 19. yüzyılda Çin'de yapılan Afyon savaşları, haksızlıklar, yoksul kesimin giderek artması, Taiping'in ayaklanmasının başlamasının en başlıca nedenlerindendir. Her ne kadar ayaklanmanın lideri farklı bir iddiayla bu tarikatı kurmuş olsa da, tarikata katılan kişilerin ilgisini mallarda ortak paylaşım şeklindeki slogan çekmiştir. Birinci Dünya Savaşı'na nazaran daha fazla insan kaybına neden olan ayaklanma, tarihteki en kanlı iç savaş ünvanını da elinde tutmaktadır. An Lushan isyanı, tahmini kayıp 35 milyon insan. 14 yıl kadar süren An Lushan isyanı, Çin'in yönetim açısından çökmesine sebep olmuştur. Ayaklanmanın tarihteki zaman dilimine baktığımız zaman 755 yılından başlayıp 769 yılına kadar devam etmiştir. Dünya nüfusunun 6'da 1'inin ölümüyle sonuçlanan büyük toplumsal iç savaş olarak tarihe geçmiştir. Ayaklanmanın başlama sebepleriyle ilgili oldukça fazla rivayet vardır. Rivayetlerden bazılarında ayaklanma nedenleri olarak An Lushan'la İmparatoriçe arasındaki aşk iddiaları, komutanların ve rütbeli kişilerin Lushan'ı tehlike olarak görmesi ve Lushan'ın bunu fark edip ayaklanma çıkarması gösterilmiştir. Soğut-Türk karışımı bir melez olan An Lushan, Moğolistan'da büyümüş ve daha sonra orduya katılıp Çin'e yerleşmiştir. Zaman içerisinde imparatorun en güvendiği adamlarından biri olmuştur ve 3 garnizonun valiliğine atanmıştır. Fakat Tan Hanedanlığı'nın öngöremediği bir şekilde An Lushan diğer tarafta uzun zamandır üzerinde düşündüğü planlarını harekete geçirip kısa sürede koca bir ordu hazırlamıştır. 755 yılının son günlerinde isyan bayrakları çekilmiş ve An Lushan ordusuyla Pekin yakınlarında saldırıya geçmiştir. Ayaklanmanın bastırılmasında her ne kadar büyük generaller görevlendirilmişse de başarılı olunamamış. İsyanı bastırmak için başka devletlerden yardım istenmiştir. Tan Hanedanlığı Uygur Türklerinden yardım istemiş ve olumlu cevap almıştır. Ayrıca Abbasi Halifesi Mansur, ayaklanmanın bastırılması için Çin'e binlerce paralı asker tahsis etmiştir. Tan Hanedanlığı'nın yapılan general değişikliği ve yeni stratejilerle güçlenen Çin ordusu, geçitten saldırıya geçmiş, An Lushan'ın savunmasını yıkıp geçmiştir. Bu isyanda 30-35 milyon insanın hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Tang İmparatorluğu o dönemde etkin insan gücü sayısı baz alındığında en büyük ve ordu güç limiti olarak en güçlü devletiydi. Başkenti bugün Çin'de yer alan bir şehirdir. Ve 2. Dünya Savaşı, 60-85 milyon insan. İnsanoğlunun şimdiye kadar yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan ve en fazla kaybın yaşandığı savaş 2. Dünya Savaşı olmuştur. Hakkında yazılan ve çizilen o karanlık günlere şahit olan kuşakların ebeveynlerimizle doğrudan veya dolaylı iletişim kurmasından dolayı en fazla bilinen savaşlardan biridir. Popüler olduğu kadar da vahşi sonuçları olan 6 yıllık bu savaş yeni egemen bir düzen yaratırken eski egemen diktatörleri yok edip özgürlük getireceğini söyleyerek kökleşmişti. Savaşı demokrasiyi savunan ülkeler kazanmıştır. Savaş sonrasında sömürgecilik faaliyetleri azalmıştır. Birleşmiş Milletler kurulmuştur. Rusya, Balkanlarda güç kazanmıştır. Türkiye, ABD gücüne yaklaşmıştır. Almanya ise ikiye bölünmüştür. İngiltere ve ABD desteğiyle 1948 yılında Filistin'de İsrail Devleti kurulmuştur. Devletler arasında rekabetler devam etti. Varşova Paktı ve NATO kuruldu. Dünya barışının korunması için insan hakları sözleşmeleri yayınlandı. Tahmini kayıp 60 ile 85 milyon insan olup tarihin en fazla kayıp verilen savaşı olarak kayıtlara geçmiştir. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bizleri Instagram, Twitter ve TikTok üzerinden de takip edebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.
Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.